Merhabalar, İkenli Bir Mutfak'tan ben Seda ve elinde gördüğünüz mis gibi kokan iki tane börek, sebzeli ve çok lezzetli ve bizim evin favorilerinden. O yüzden çok büyük bir zevkle sizin için de yapıyoruz. Hadi mutfağa. Evet, her zaman bu kanalda bizim kendi evlerimizde pişen, çocuklarımızın sevdiği şeyleri sizlerle paylaşıyoruz. Bu da böyle içimin gönül rahatlığıyla yapacağı bir börek olacak. Çünkü daha dün akşam evde yendi, yanına harika bir salatayla ve de yoğurtlu kerevizle. Evet efendim, şimdi burada yapacağımız şey güzel bir börek olacak. Bunu yaptığınız zaman eğer istiyorsanız dondurucuya da atıp ondan sonra elinizin altında olmasını da sağlayabilirsiniz. Ne var elimizde? Hepsini çok hafif suda soteleyeceğim. Çok hafif suda soteliyorum. Pırasa var. Evet, pırasayı attım. Birazcık pırasayı soteleyeceğim suda. Ondan sonra da havuç ve bal kabağını atacağım. Evet, şimdi önce sotelemek için pırasayı koydum. Ondan sonra hazır o hafif sotelensin, havuç ve bal kabağını ince rendeledim rahat yenmesi açısından, ama istiyorsanız biraz küp keserek de yapabilirsiniz, nasıl tercih ederseniz. Bir taraftan da ceviz koyacağım, o yüzden onları azıcık dövüyorum. Önceden pırasaları kattım birazcık kendilerine gelsinler diye. Sonra havucu koyuyorum, ondan sonra da bal kabağını. Ve böyle bunlar aşırı güzel renkli oluyorlar. Peyniri katınca hepsi bir arada. Şunu böyle sotelenmiş haliyle ondan sonra gayet tek başına verebilirsiniz. Eğer bir yaşını geçtiyse bebekleriniz, bunun içine böyle güzel zerdeçal tuzu koyabilirsiniz. Taze zerdeçalı azıcık rendeleyebilirsiniz. Azıcık zencefil koyabilirsiniz. Muskat rendeleyebilirsiniz. Genelde uzmanlar bir yaşından sonra tavsiye ediyor. Ama eğer siz bebeğinize kullanıyorsanız daha öncesinde de yapabilirsiniz. Evet, şimdi sebzeler pişe dursun. Biz o sırada yufkayı hazırlayalım. Ben bunu tek yufkayla yapıyorum. Eğer daha fazla yapmak isterseniz çok rahat yapar. Ondan sonra dondurucuya atabilirsiniz. Gelecek olan çocuk çok sayısındaysa. 8 parçaya böleceğim, ama istiyorsanız böyle şey gibi de yapabilirsiniz. Ben böyle daha sigara böreği gibi yapıyorum. Ama istiyorsanız siz tepside yapıp tamamen kare kare keserek de yine çocuklara ikram edebilirsiniz. Sadece hem böyle rahat yemeleri için, elle rahatlıkla yemeleri açısından minik börekler daha zevkli oluyor. Evet, şöyle 8 tane üçgenim oldu. Eğer yaşları büyük çocuklarınız varsa mutlaka evde beraber yapın, çünkü çok zevkli oluyor. Onlar sarabilirler. Yaşlarınız büyük derken aslında ilk 3 yaşından itibaren çok rahat yapabilirsiniz çocuklarla. Evet, bu da hazır. Sebze pişti. Eğer çiğden koyarsanız çok sert oluyor, çünkü çok çabuk pişecektir hani yufkada. O yüzden de özellikle birazcık önceden hafif öldürüyorum. Eğer isterseniz buharda pişirip böyle atıp çıkarıp da yine koyabilirsiniz. Size kalmış. Biraz evvel cevizi kırmıştım. Onu da içine koydum şimdi. Şimdi sebze hazır. Ondan sonra ilk yapacağım şey, şöyle alıyorum. Biraz kaşardan koyacağım altına. İstediğiniz peynir olur. Lor peyniri çok yakışır. Taze kaşar. Ondan sonra beyaz peynir, tulum peyniri, ne seviyorsanız. Eğer çocuklarda alerji varsa o zaman sadece peynirsiz de gayet güzel yapabilirsiniz. Sebzeyi koyuyorum. Ve şöyle sarıyorum. Tepsim hazır. Tepsinin üstüne bu şekilde yerleştiriyorum. Hop. Evet. Bir yufkadan 8 parça çıktı. Şimdi şöyle yapacağım. Yumurtanın sarısını ayırmıştım. İsterseniz azıcık zeytinyağı da sürebilirsiniz, ama güzel renk veriyor yumurtanın sarısı.
Onu şöyle güzel süreceğim. Eğer bebeklerinizin alerjisi varsa hiç dert etmeyin. Zeytinyağı, azıcık zeytinyağı da sürerek yapabilirsiniz. Evet, bu da tamam. Bir de çörek üstü hastasıyım. Eğer siz de seviyorsanız, evde birisinin bir alerjisi yoksa susam, çörek otu böyle çok güzel bir tat veriyor. Bu arada bunun içine evde yaptığımda mesela keten tohumu koyuyorum. Hafif ezip ceviz koydum ya, cevizle keten tohumunu. Çünkü ağza kıtır kıtır bir şey gelmesi o yumuşaklığın içinde iyi geliyor. Bize hep öyle öğrettiler açlık eğitimi alırken. Yani bir şekilde insanları şaşırtmak lazım yapısıyla, dokusuyla yaptığınız yemeğin. O yüzden de ceviz veya böyle kıtır kıtır keten tohumu da iyi geliyor. Hem de lezzetli ve besleyici. Evet, şimdi hazırlar fırına girmeye. 180 dereceye önceden ısıttığım fırına atıyorum, çıkarıyorum, mideye atıyorum. Süper oldular. Efendim bizi mutlaka mutlaka beğenin, bol 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 yorum yazın aşağı ki daha da büyüyebilelim sayenizde. Bu arada bir şey soracağım. Bir sonrakinde ıspanak yapalım diyoruz. İki alternatif var. Ispanak topları mı yapalım? Yoksa özel bir ıspanaklı börek tarifimiz var, onu mu yapalım? Aşağıya yazın, ona göre ilerleyelim. Hepinize hoşça kalın. Öpüyoruz. Sevgili İki Anne Bir Mutfak takipçileri, sizin için hazırladığımız bir sürü videomuz var. Hadi abone olun. Bu iki videoyu seyretmek isterseniz tıklamanız yeterli.